Bunu tanıyorsunuz değil mi? Anlatayım. Bu Lades kemiği çoğunlukla tavuklarda görmüş olabilirsiniz ya da kuşlarda da var. Göğüs tarafında. Lades kemiği deniyor buna. Peki ben bunun neyini anlatacağım? İşin oyun, muhabbet kısmını anlatacağım. Hala oynanıyor mu bilmiyorum ama bundan 20-30 sene önce evlerde sıklıkla oynanan bir muhabbet ve dikkat oyunudur bu. Şöyle oyun olurdu genellikle. Diyelim ki bir tavuk alındı veya avludaki, bahçedeki bir tavuk kesildi. O tavuğun temizlenmesi esnasında, tencere için hazırlanması esnasında bu kemik ayrılır. Ya da yemek yenirken sofrada kimin kaşığına, tabağına ya da çatalına bu kemik gelirse o kişi hemen tavuk kemikteki et parçalarını yedikten sonra, temizledikten sonra kemiği böyle bu hale getirdikten sonra hemen sofrada orada ya da masada ortamda kim varsa şöyle der. Lades olsun mu? Bu orada bulunan herkese bir çağrı demektir aslında. Bakalım kim ses çıkaracak. Sonra birisi olsun der. O olsun diyen kişi aslında ben bu oyuna varım demek istiyordur. Onun üzerine kemiği elinde tutan yani Lades olsun mu diyen kişi olsun cevabını aldığı kişiye üstünde değirmen taşı dönsün mü diye tekrar sorar. Dönsün diye cevap verir muhatabı. Adım adım gidiliyordur. Buna aslında Lades oyunun tekerlemesi denilebilir. Sayışmacası denilebilir ya da. Sonra tekrar dönsün cevabını aldıktan sonra kemiği elinde tutan kişi ne için diye sorar. Bu arada karşıdaki muhatap da yani oyuna ben varım diyen kişi de kemiğin diğer tarafını yani şöyle kemiği tutmuş olur şu şekilde. Ne için cevabı? Yani işin sonunda kim galip gelirse onu elde edecek ya da muhatap olan oyuncu yenilirse evin diğer bireyi ne verecek? Ne için sorusu bu anlama gelir. Tabi bu çok böyle ciddi bir iddia oyunu değildir. Onu baştan söyleyelim. Bir muhabbet, aile içi muhabbet vesilesidir. Genellikle ortaya konulan şey, diyelim ki kadınlar arasında ise kim bulaşığı yıkayacak, kim yemek hazırlayacak gibi. Evin çocukları arasında, evlatla çocuklar arasında olursa, ne bileyim ödevlerle ilgili bir takım şeyler olabilir. Ya da işte kim kahve yapacak, kim çay yapacak ya da bana bakkaldan gofret alacak mısın, lokum alacak mısın, çekirdek getirecek misin gibi şeyler olur. Yani biraz böyle ev içi işleri bölüşmeye ya da evde bir muhabbet ortamı, bir ikram ortamı oluşturmaya dönük şeyler ortaya konur. Peki oyun nasıl oynanır? Bu kemikler kemik ikiye ayrıldıktan, kırıldıktan sonra oyunun süreci başlar. Bu kırılma işleminden sonra, oyunun başlamasından sonraki süreçte iki oyuncu birbirinden herhangi bir şey alırken dikkat etmesi gerekiyor. Herhangi iki kişi, bu iki kişi birbirine bir şey verirken diğeri alma esnasında aklımda demesi lazım ya da hatırımda demesi lazım. Yani ben seninle Lades oyuna tutuştum. Dolayısıyla bunu senden alıyorum ama şu anda aklımda. Yani unutmadım demektir bu. Ne zaman ki bir şey alırken aklımda demezse ya da hatırımda demezse kaybetmiş olur ve Lades'in gereği neyse bir çay kahve yapmak mı, bir çikolata ikram etmek mi, ne bileyim yemek yapmak, bulaşık yıkamak falan mı ya da başka bir hediye mi onu yerine getirmesi gerekir. Oynanma şekli böyle. Peki bu oyun eskiden olduğu gibi çok fazla oynanmıyordur dedim. Neden oynanmıyor? Burada da toplumsal değişimle ilgili bazı yansımaları görebiliriz. Neler bunlar? Birincisi, eskiden bir bütün tavuğun eve getirilmesi, yenilmesi ya da yemek yapılması daha fazla adettendi. Şimdi şehirlerde market döneminde, raftan alışveriş döneminde bütün tavuk almalar azaldı. Daha çok işte but alınıyor, ne bileyim kanat alınıyor ya da göğüs alınıyor ya da tavuk kıyması alınıyor. Bu tür şeyleri alınıyor. Öyle parça alınca da bu kemiğe rastlamak imkanı azaldı. Bu birinci değişim. İkinci değişim bir kemikle oyun oynanır mı anlayışı
Burada da bir değişim oldu. Yani oyun aletleriyle ilgili bir yabancılaşma, bir farklılaşma ortaya çıktı. Şimdi muhtemelen bazı insanlar hayvanın kemiğiyle oyun mu oynanır diye geriye dönük bir ayıplama yapıyor olabilir. Burada bir değişim var. Biliyorsunuz kemiklerle oynanan birkaç oyun var. Bu biri. Bir oyun daha var. Hayvan kemiğiyle oynanan aşık oyunu. Aşık atmaca oyunu da. O da büyükbaş hayvanların kemiğiyle ya da işte koyun, keçi öyle zannediyorum ve sığır hayvanları bir kemiğiyle, aşık kemiğiyle oynanan bir oyundur. Ben oynamadım ama oyun derlemesi yaparken aşık oyununa hemen hemen her bölgede rastladım, oynandığını gördüm. Oynayanlara da rastladım. Yani henüz aşık kemiğiyle oyun oynayanlar hayatta, yani 20-30 sene önce oynanan bir oyun. Hayır, oynanan yerler var mı bilmiyorum. Hatta sen benimle aşık atamazsın sözü de o oyundan ortaya çıkmış, toplumsallaşmış, atasözü gibi yaygınlaşmış bir söz. Yani sen benimle boy ölçüşemezsin anlamında bir sözdür. Aşık kemiğiyle oynanan oyundaki o söz. İkinci değişim de bu. Yani geriye dönük olarak bu oyun aletini tuhaf görme bakışı. Üçüncü değişim de şu aklıma geliyor. Eskiden evlerde, geniş aileler dahil olmak üzere söylüyorum, yemekleri topluca yenilirdi. Bir sofraya oturulur, bir masaya ya da bir sofraya kurulur, birlikte yemek yenilirdi. Hatta daha eskiden biliyorsunuz aynı tabağa kaşık sallamak, aynı çorba kasesine kaşık sallamak da vardı. Şimdi orada da bir değişim oldu, büyük bir değişim oldu. Birincisi aynı kaseden, aynı tabaktan yemek yemek hemen hemen terk edildi. İkincisi de zaman zaman bazı yemekler birlikte yenilse de iş güç hayatından dolayı, farklı gerekçelerden dolayı, bireyselleşmeden dolayı çoğu zaman evlerde aileler birlikte yemek yemiyorlar. Nadiren işte pazar kahvaltıları gibi bazı özel yemekler birlikte yeniyor ama çoğu kere de belki çocuklar bir arada yiyorlar, ailenin büyükleri bir arada yiyor. Bazen karı koca kendi iş vakitlerini, yoğunluk vakitlerine göre de mutfaktan tabağını doldurup yiyebiliyorlar. Birlikte yemek azaldığı için de Lades oyunu büyük ölçüde terk edildi. Unutulan oyunlar arasında girdi. Yani bu üç değişim aklıma geldi. Tabii buna dördüncü değişim dijital oyunların artması gibi gerekçeleri de ekleyebiliriz. Başka gerekçeler de mümkün ama oyunla ilgili sosyolojik değişime örnek olması bakımından en azından üç unsuru sayma imkanımız var. Lades mi? Ya yanlış olabilir ama ben sanki baktığım sözlüklerde A uzatılıyor. Lades gibi okudum. Bir yanlış okuman varsa sevgili diksiyoncu arkadaşlarımdan, diksiyon hocalarımızdan özür dilerim. Öyle bir hatam varsa onu başka bir vesile düzeltirim ama şu andaki kayıtta Lades diye okuyorum. Tabi bu bazı yörelerde Nades diye ya da Nades diye de telaffuz ediliyormuş. Onu da bu videoyu çalışırken kaynaklara baktığımda gördüm. Kelimenin anlamı ile ilgili de bazı şeyler söylemek isterim. Kelimenin Farsçadan geldiğine dair bazı kayıtlara rastladım. Yadest ifadesinden Yadest şeklinde. Yad hatırımda demek. Yadest de hatırımda anlamında bir deyim, bir ifade. Yad hatırlamak demek zaten. Türkçe'de de kullanıyoruz. Günlük konuşmalarımızda da biliyorsunuz yad etmek şeklinde kullandığımız olur. Hatırlamak anlamında ya da yatsımak, yabancılamak, hatırlamamak, işte yadırgamak, yaderler gibi kelimelerimiz de vardır. Onlar da bu lades kelimesinin Farsça karşılığı olan nades bir benzeri şey, aynı anlama yakın bir kelime oldu. İşte kelimenin oradan geldiğini düşünebiliriz. Lades oyunu dediğim gibi bir dikkat oyunudur ve bir muhabbet oyunudur. Maksat muhabbetin arttırılması, evdeki kişiler arasındaki, bireyler arasındaki iletişimin, etkileşimin arttırılmasıdır. Böyle. Tabii ben bu kemiği şimdi kırmayacağım. Çünkü elimdeki tek kemik, ikinci, üçüncü kemiğim olursa belki örnek olarak göstermek isterdim ama kemiği şimdilik tutuyorum.
İyi günler efendim.